Kamerenin, ne yapıyorsun? Oğlum. Bu ne? Bu mu? Yeşil bir şey, bil bakalım ne? Düşün bakalım. Evet, burun spreyim. Eyvah Rüzgar, buraya gel. Rüzgar, kaçamazsın burun spreyinden. Rüzgar, buraya gel. Rüya, çok zor. Sen de bakıyorum, ödev yaparken gerçekten dertlisin. Çok zor durumdayım Rüya. Çok ciddi bir problem var. Burun spreyim. Rüzgar izin vermiyor. Allah, gel kaçtı. Deneyelim mi? Gel hadi. Annem, senin ihtiyacın yok ki. Burun akıntın var, azıcık yaptık. Burun akıntın geçiyor. Şu anda gerek görmüyorum. Yapayım ama gibi yaparsın. Orada sana mı? Ha, ben yapayım deyince ben de sen onu yapacaksın sandım. Tamam, gel, çok mantıklı. Bunu yapalım. Gel. Rüzgar. Gel, bir şey söyleyeceğim sana. Gel. Neredesin? Sen bir dakika burada sabit dur. Önce bir rüyayı yapalım. Gör. Ne kadar cesur durduğuna bak. Ama böyle gidersen doktor kızar. Rüya, bak şimdi bir şey söyleyeceğim sana. Ben sana söyleyeyim mi? Biz şimdi burada fısır fısır konuşup bunu sana yaparsak, sen burada cesur durursan, o eminim gizli gizli bizi izleyecektir. Bakayım. Vallahi izliyor bizi gizli. Bir de görülmediğini zannediyor o şekil. Ben sana sıkıyorum şimdi, yapacağım bunu, tamam mı? Açılsana. Tut ya, açamadım. Evet, şimdi hazır mısın Rüya? Bir, iki. Nasıl anneciğim? Çek burnunu bir de içine. Çocukladı anne. Çok da güzeldi. Nefesin rahatladı mı? Akıntını birazcık rahatlatıyor değil mi yavaş yavaş? Peki anneciğim, kapatabilirsin. Ya uf, keşke Rüzgar da izin verseydi. Onunkini de sıksaydık. Rüzgar, ne oldu anneciğim? Sen de mi burun spreyi istiyorsun? Tamam, sakince şimdi dur. Sakın kıpırdama, burnunu acıtmayalım, olur mu bebeğim? Dur da. Bu da hemen boş bulduğu yerde Rüzgar'ın. Saçları yeni kesildi tabii, hoşuna gidiyor değil mi? Gel. Hazır mısın? Bir, iki. Geldi mi? Ses çıktı. Tamam. Ses çıktı. Ses çıktı, peki geldi mi? Sıvı hissettin mi? Nasıl? Bozuldu mu ya? Geldi mi? Su gibi. Su gibi, ha tamam işte öyle olacak. Şimdi derin nefes al. De. Rahatladı mı? O ne ya? Şimdi ne yapıyoruz? Rüzgar, Allah, ne yapıyorsun? Bir şey söyleyeceğim. Okula gitmiyor ama bu, yemin ediyorum, hiç yatıp dinlenmiyor. Hiç dinlenmiyor. Bütün gün bu balonların arasına giriyor. Anne beni bul, anne beni bul. Oğlum buradasın artık, biliyorum seni. Buluyorum da seni. Hadi anne, sakla. Bir şey söyleyeceğim. Saklan, babanı aratalım. Gir içeri. Anne, ben de saklanayım. Babanızla beraber mi aratalım? Bence ikiniz birden ortada kaybolursanız fark eder. Allah, balonlar çıktı. Ya Rüzgar, gene bütün balonlar dışarı çıktı. Neyse, gönder ya. Ben sizi içeri atayım, siz dışarı atın. Babam içeri, arkadaşlar. Bunu kışkırtma videosunu istiyorsunuz. Balonların içinde kaybolan Rüya ve Rüzgar videosunu izleyebilirsiniz. Anne. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Eğer bir gün, inşallah hiçbirimiz hasta olmayız ama eğer bir gün hasta olursak ve ilaç içmek zorunda kalırsak, burun sprey yapmak zorunda kalırsak, lütfen kimseye zorluk çıkartmayalım. Bunun bizim sağlığımız için olduğunu unutmayalım. Bugünlük bizden bu kadar. Hoşçakalın. Her yer balon oldu yine ya. Yine her yer balon ya. Anneciğim, hava makinesinin zamanı geldi. Hadi gel, elimizi de ağzımıza sokmuyoruz. Neden anneciğim? Elimize her yerden mikroplar geliyor. Oradan ve ağzımıza girebilir. Ağzımızdan içeriye bıgıl bıgıl diye karnımıza gidebilir mikroplar. Sonra karnımızı artır, Allah korusun. Ne, karnımıza gidemez. Neden? Ne? Hadi gel anneciğim. Hava makinemizi yapalım. Onun dışında ayrı olarak bir bilgi veriyorum. Ver bakalım. Burnumuzdan aldığımız nefes... Tam o konuya değinecektim. Efsanesin. Kıllarımız biraz iğrenç gelebilir, biliyorum. Bizim ama çok faydalı. Şeyler aslında vücudumuz için çok faydalı. Bir de neler? Burun akıntısı dediğimiz çümükler aslında... Çümükler. Çümükler çok değerli şeyler aslında. Evet. Biz böyle diyoruz ki ay pis, iğrenç falan. Ama sağlıklı yaşamımız için çok önemli şeyler. Rüzgar, ne yapıyorsun anneciğim? Yorgan mı, halı bu? Tamam, ben konuma devam ediyorum. Evet, sen konuna devam et. Burnumuzdan aldığımız nefeslerde bazen havada toz,
bakteri, mikrop olduğunda mikrop olabiliyor ve bunları burnumuzdan çektiğimizde sümük, yani salya diyelim biz ama salya ve burun kıllarını tutulup içeri giremiyorlar. Aslında bir savunma mekanizmi. Bakterileri verip o şekilde temiz bir hava olarak giriyorlar. Burnumuzdan ama nefes almaya. Ağzımızda herhangi bir kıl tüy bir şey yok. Direkt içeri giriyor. Elini kolunu sallaya gidiyorlar. Evet, rüzgara galiba bir elini kolunu sallaya sallaya girenler olmuş zannediyorum. O yüzden hava makinesi zamanı. Hava makinesi çek. Bunu içine girince evet. Mide tozlar gel. O küçük tozlar gelin diyor. Geliyorlar. Ne güzel anlatmışsın konuyu rüzgara. Aferin. Mideyle tozu atıyor çöpe. Rüzgar Bey, şimdi sizi böyle alalım. Şunu şöyle koyayım. Önce şunu şöyle koyalım. Şöyle rahatça bir otur buraya. Bu kadar rahat da dememiştim ama neyse. Rüyacığım, tuşuna basabilir misin? Çalıştıralım. 1, 2, 3. Evet. Bakayım, buhar çıkıyor mu? Evet, ve buhar çıktı. Zilhanedeki şeye benziyor. Aynen öyle. Rüzgar'cığım, anne o kadar yaklaştırmana gerek yok. Şöyle tutman yeterli. Heh. Annem çok yakın tutuyorsun. Sen bırak en iyisi, bırak bana ver. Şimdi Rüyacığım, galiba Rüzgar biraz fazla yakın tuttuğu için senden bir şey istemek mecburiyetindeyim. Benim akşam yemeğini yedik. Niye öyle bakıyorsun? Akşam yemeğini yedik, sofrayı toplamam lazım. Sofrayı toplama işi sana. Senlik bir iş olmadığı için bu işi sana gönül rahatlığıyla verebilirim diye düşünüyorum. Ödevlerin bitti mi? Çok az kaldı anne. O zaman bu görev senlik. Tut bakalım. Tut anneciğim, bak buradan. Evet. Bu iş sende Rüya. Sen aç. Bana değil yavrum, rüzgara tutacaksın. Rüzgara çevir. Rüzgarcığım, ellerini açman lazım. Ben gidiyorum, mutfağı toplayıp geliyorum. Bu iş sende Rüya, tamam mı? İyice tut. Güzelce. Sen de öyle yapmana gerek yok ya. Vallahi gerek yok. Billahi yok. Ben gideyim mutfağımı toplayayım. Bu da gidiyor ha, hareket ediyor. Bu dönüyor. Şöyle koymam gerekiyormuş. Bir an dedim, nereye gidiyor, bizi terk etmeye mi karar verdi? Kontrol edeyim bakayım. Güzelce tutuyor mu Rüya? Bakayım. Buradan görünmüyor ki. Bakayım. Oğlum güzel dur, güzel dur. Anneciğim, bir saniye durdurayım. 2 dakika makinede soğusun. Siz de 2 dakika dinlenin, sonra devam edeceğiz. Benim bu. Evet, o ses devam ediyor değil mi? Arkadaşlar, eğer sizin de Rüya'nın minik kardeşi Rüzgar gibi evinizde bir hasta varsa ya da fark etmez Rüzgar gibi olup Rüya gibi ablanız da hasta olabilir. Böyle durumlarda hasta olan kişiye destek vermenizi bekliyorum. Neden? Çünkü gördüğünüz gibi birazcık öksürüğümüz var, halsizliğimiz var. Biz ailemizin içinde kim hastaysa ona biraz fazla dikkatli davranıyor olabiliriz. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Ben de açın. Hoşçakalın. Bay bay. Allah, bana geldi hep dumanlar.